Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Bugün kalorifer peteği temizliği yapıyorum. Evimizde bulunan bu kalorifer petekleri oldukça fazla kirleniyor, yağlanıyor. Evin bütün tozları, yağları, kirleri neredeyse bu peteklerin içerisine yerleşiyor. Bu peteğin iç kısmını açtığımız takdirde görüyoruz ki çok fazla kirlenmiş. Bunları temizlememiz gerekiyor en azından yılda bir kez temizlememiz gerekiyor daha güzel ısıtması için ve daha güzel pırıl pırıl tertemiz görünmesi için bu temizliği yapmamız gerekiyor. Petek temizliğine başlarken bu yandaki ve üstteki parçaları çıkarmamız gerekiyor. Bu yandaki parçayı yukarı doğru ittiriyoruz. Hafif bir zorlama olabilir. Tık diye bir ses duyulacaktır böyle boşluyor ve boşladıktan sonra böyle çekerek çıkartabiliriz hafif bir zorlanma olabilir karşı taraftaki parçayı da aynı şekilde yapıyoruz bu çıkmayacaktır çünkü burada sabit duruyor bu parça üzerindeki ızgarayı böyle çekerek çıkartabiliriz bazı ızgaralarda tam ortada vida olabiliyor o vidaya dikkat edelim Öyleyse eğer ortadaki vidayı da çıkarmayı unutmayalım. Pete'in iç kısmını da şöyle yakından göstermek istiyorum. Üzerinde bulunan tozları, kirleri, yağları görebiliyoruz şu şekilde yakından görebiliyoruz. Şimdi bunu temizlemeye başlıyoruz. Başlamadan önce alt kısımlara böyle eski havlular yerleştiriyorum su damlacıkları damlamasın diye, parkelerimize zarar vermesin diye öyle yerlere eski havlu yerleştirdim. Elimize de tek kullanımlık eldiven takıyoruz ellerimizin zarar görmemesi için. Şimdi temizleme suyunu hazırlayabiliriz. Çamaşır toz deterjanı kullanıyorum ben. Biraz kaliteli olursa daha güzel bir sonuç elde edebiliriz ve sıcak su kullanıyorum. Muhakkak sıcak su olması gerekiyor yağların, kirlerin çözülebilmesi için sıcak su kullanıyorum. Şimdi aparatımı göstermek istiyorum. Bu aparatı her yerde bulabiliyoruz. Özellikle ne alırsan al mağazalarında daha rahat bulabiliriz. Sıcak suyun içerisinde böyle ıslatıyorum ve şimdi petek temizliğime geçebilirim. Bu aparat kalorifer peteği için özel olarak tasarlanmış bir aparat. Bunu böyle kalorifer peteğinin aralarına bu şekilde yerleştiriyorum ve temizliğimi yapıyorum. Aparatımı arada bir yıkamam gerekiyor. Çünkü peteğin arası oldukça yağlı, kirli bildiğiniz gibi. Bunu her seferinde yıkayarak yapmamız gerekiyor. Şu şekilde yıkayabiliriz. Elimizde eldiven olduğu için rahatlıkla yıkanabilir. Bu katlanabildiği için bu aparat rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Bu aparatın üzerine herhangi bir bez parçası dolayarak da bu temizliği yapabiliriz. Hatta en sonunda kumaş parçasını bu aparatın üzerine dolayarak kurulama işlemi yapabiliriz. Petek araları paslanabilir diye düşünebilirsiniz. Temizliğimizi yaptıktan sonra böyle bir kumaş parçasını bu aparatımıza bu şekilde doladıktan sonra lastikle şöyle paket lastiği ile sabitledim ve bu şekilde yine tekrar petek aralarını bununla kurulayabiliriz. Kalorifer peteğinin diğer parçalarını temizliyorum şimdi. Bu parçaları da yağ çöz ile temizliyorum. Çünkü üzerlerinde oldukça fazla yağlar, kirler olabiliyor. Yağ çözü püskürtüyorum bu şekilde her tarafına gelecek şekilde püskürttükten sonra yumuşak bir bez ile siliyorum. Mikrofiber bir bez olabilir veya sarı bez ile silebiliriz. Bu parçaları temizlerken dikkatli olmam gerekiyor. Sert cisimlerle veya tel, fırça gibi maddelerle silmiyorum, temizlemiyorum. Onlar çünkü zarar verir. Peteğin yüzeyinde bulunan boyaları sıyırır, peteğe zarar verir. Sert cisimlerle peteğimi temizlemiyorum. Bu parçaları banyoda da temizleyebiliriz. Banyoda daha rahat, daha kolay temizlenir. Sıcak su ile lavabonun altında temizleyebiliriz. Daha sonrasında güneşli bir ortamda iyice kurutmamız gerekiyor. Paslanmaması için iyice kuruduktan sonra tekrar yerine yerleştirebiliriz. Petek temizliğine ben iç taraftan başladım. Son olarak yüzeyini ve peteğin parçalarını temizledim. Siz dilediğiniz sırayla temizleyebilirsiniz. Peteğin iç kısmının çok fazla kirli olduğunu düşünüyorsanız eğer iç kısmına da yağ çöz püskürtebilirsiniz. Bu kısımlara, kenar kısımlara ben şu anda püskürtüyorum. Dilerseniz iç kısmına da bolca bir yağ çöz püskürterek silme işlemini yapabilirsiniz. Böylece iç kısımdaki yağlarda temizlenmiş olur. Bazı videolarda saç kurutucu ile petek temizliği yapıldığını gördüm ve aynısını ben de denedim. Havluyu ıslattıktan sonra peteğin üzerine yerleştirdim ve saç kurutucu ile alt taraftan sıcak hava püskürttüm. Maalesef sadece tozları temizliyor. Peteğin içerisinde bulunan yapışmış olan yağları, kirleri temizlemiyor, tozları havaya doğru püskürtüyor ve havlunun üzerine yapışmasına neden oluyor ve içerisindeki kirler kalıyor. Bu yöntemi ben tavsiye etmiyorum. O yöntemi denedim ve gördüm. Maalesef yağları, kirleri bırakıyor, sadece tozları temizliyor. Petek temizliğim sona erdi. Şimdi parçalarını tekrar yerlerine yerleştiriyorum. Çıkarırken uyguladığım işlemin tam tersini uygulayarak parçaları yerlerine yerleştirdim. Yandaki bu parçayı yerleştirirken alt taraftaki bu kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Tam yerine bu kısma yerleştirmemiz gerekiyor. Burayı yerleştirdikten sonra zaten gerisi çok kolay. Hafifçe yerine böyle ittirerek yerleştiriyorum. Böyle yaptıktan sonra yukarıdan elimle hafifçe bastırıyorum. Yine tık diye bir ses duyulacaktır ve yerine sabitlendi. Videoyu faydalı bulduysanız eğer sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmından yorumlarınızı yapabilir, videoya like atabilirsiniz.